varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlardan birinde Kuzey'in sonsuz kar ve kış ülkesinde bir eskimo oğluyla birlikte yaşarmış. Eskimo'ların buz kalıplarından yaptıkları ve iglo adını verdikleri bir kulübede oturur, avladıkları fok balıklarıyla karınlarını doyururlarmış. Bu bölgede bir de kutup ayısı yaşarmış. Ama insanlar onu avlayacak diye insanlardan da çok korkarmış. Kutup ayısı bu nedenle insanları en büyük düşmanı olarak görürmüş. İnsanların kar ve kış ülkesini terk etmesini, bu bölgeyi bütün fok balıklarıyla birlikte kendisine bırakmalarını çok istermiş. Kutup ayısı, insanların kulübesinde ateş olmadan yaşayamayacaklarını biliyormuş. Yani insanların o bölgeyi terk etmesini sağlamak için ateşi söndürmeliymiş. Ama Eskimolar buzdan yapılmış kulübelerinde sürekli yanan ateşlerini hiç söndürmemek için büyük özen gösterirlermiş. Ateşin yanında hep bir nöbetçi bırakır, ateş azaldığında minik otlarla, tahta parçalarıyla ateşi körüklerlermiş. Kutup ayısı Eskimoların en büyük hazinesi olan ateşi söndürmenin fırsatını kollamaya başlamış. Bir süre sonra da beklediği an gelmiş. Baba eskimo hastalanmış, ateşler içinde yatıyormuş. Avlanmak ve ateşin sönmemesini sağlamak da küçük oğluna düşmüş. Küçük eskimo'nun fok balığı avlamak için karların arasında bir delik açmaya çalıştığı bir gün kutup ayısı hasta babanın uyumasını da fırsat bilerek kulübeye girmiş. Kocaman ayaklarıyla ateşi dağıtmış, közleri söndürmüş ve hızla kulübeyi terk etmiş. Ama Eskimo çocuğun en yakın arkadaşı olan kuş, kutup ayısının kulübeden çıktığını hemen fark etmiş. Bu kahverengi kuş, bir zamanlar sıcak bölgelerden kutuplara gelen ve çocuğun kulübesine alıp ısıttığı ve böylece hayatını kurtardığı bir yusufçuk kuşuymuş. Küçük kuş, ayının ateşi söndürdüğünü görünce hızla ocağın yanına uçmuş. Minik kanatlarını çırparak ateşin yeniden yanmasını sağlamaya çalışmış. Ama küllerin arasında bir tek köz bile bulamıyormuş. Minik kuş çaresizlik içinde ocağın içine girmiş ve ayaklarıyla külleri eşelemeye devam etmiş. Sonunda sönen ateşin içinde hala parlayan son kıvılcımı bulmuş ve çok sevinmiş. Kanatlarını çırpıp kıvılcımın etrafındaki kuru otların alevlenmesini sağlamaya çalışmış. Ama kıvılcım o kadar küçükmüş ki otları bile tutuşturamıyormuş. Bunun üzerine Yusufçuk ateşi yakmak için kendi tüylerini kullanmaya karar vermiş. Göğsünden kopardığı tüylerle son kıvılcımdan bir ateş yakmış. Ama küçük kuşun ipek tüyleriyle hızla büyüyen ateş Yusufçuğun üstüne de sıçramış ve göğsündeki tüylerin bir kısmını yakıvermiş. Akşam avladığı balıkla kulübesine dönen küçük Eskimo. Sıcacık kulübesinde ocağın yanında kendisini bekleyen babasını ve küçük kuşunu görünce çok mutlu olmuş. Ama minik Yusufçuğun göğsündeki tüylerin o günden beri neden kırmızı olduğunu hiç anlayamamış.